Dun <tune> dun 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 Ben bu filmden dişimle, tırnağımla nefret ettim. Ama bir o kadar da çok sevdim. Çok kanser eden bir filmsin ama bir yandan da çok mükemmelsin. Garip duygular yaşatıyor bu bana. Bu bir öneri filmi de değil bu arada. Zaten hani IMDB'de ilk 50'ye girmiş bir filmi önermek biraz komik olur. İzlemediyseniz de püf size yani. Bu da çok mu dışlamacı oldu? Film Oscar'lı bir film zaten. Daha doğrusu en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ını almış bir film. O zamanlar tabii keşfetmedim. 2014 yapımı bir film. 2016'ya da 2017'de izledim sanırım. Belki daha sonrasında. O zamandan beri sürekli tekrar tekrar izlerim. Her defasında kanser olurum. Her defasında da hayran hayran izlerim. Çok ilginç duygular yaşatıyor bana. İki ucu aynı anda tattırıyor. Belki de benim korkularımdan da kaynaklı olabilir bu. Mesela çizerlik hayatımda mükemmelliyetçi bir insanla karşılaşmak istemem. Burada ise o mükemmelliyetçi insanın böyle en ucunu görebiliyoruz. Resmen kanser, resmen nefret ettiriyor o müzik öğretmeni bizden. Ki adamın da oyun oyunculuğuna hayran oldum. GK Simmons'ın herif gerçekten metot oyunculuğunu başka bir boyuta taşımış bu rolde. Yaşatmış karakteri. Öyle her filmdeki oyuncuya bunu diyemem mesela. Çok nadir görebilirsiniz böyle karakter oyunculuğunu iyi bir şekilde yaşatılmış oyuncuyu. Buradaki Fletcher karakteri de öyle olmuş. Filmi açın bir bakın hatta fragmanlarına bile bakmanız yeterli. Adamın bakışı, hal ve hareketleri, konuşması, her şey gerçekten o karakterin yapabileceği şeyler. Yaptığı hiçbir şey bize garip gelmiyor. Öyle de bir oyun sergilemiş bize. Çok sağ olsun. Simmons'a olan hayranlığım bundan sonra arttı. Daha öncesinde hani öylesine bir oyuncu gözüyle bakardım. Artık bakamaz olduk. Bir yandan da diğer rollerindeki karakterlerine çok da imsar bir şekilde bakamıyorum. Hep içindeki o ruh hastasını arıyorum karakterleri. Bu normal bir şey ama ya. Sadece bende yok. Sadece o oyuncuya karşı yok. Birçoğumuz zaten bir oyuncuyu bir karakterle sevdiğimizde her oyununda o karakteri arıyoruz. ister istemez. İyi ki başıma böyle bir insan gelmemiş. Bilmiyorum siz ne yapardınız bu durumda. Gerçekten mükemmeliyetçi ama bir yandan da kanser bir hocanız olsa sizi bir ihtimal mükemmele taşıyacak olsa tepkiniz ne olurdu? Geçen zaten bir podcast yapmıştık buna benzer. Kübrik gibi patron ister miydiniz? Bu da ona benziyor. Ama bu onun daha sert bir modeli. Yani işin ucunda dayak da var. Ben sanırım kavga ederdim. Ki karakterimiz de öyle yapıyor. Çıldırıyor. Ama sadece bu film beni bu yönden çekmedi. Birkaç tane ortaklığı noktam var. Birincisi o sanata olan merak. Çünkü sanatta şöyle bir şey var biraz da. Varla yok arasındasın. Diğer mesleklerde başarısızlık asgari ücretle ölçülebilirken sanattaki başarısızlık direkt sıfırla ölçülüyor. Öyle çok kişi gördüm. Hayatındaki bütün planları sanatına yönelik yapıp da sanatında tutunamamış insanın nasıl dibe vurduğunu. Böyle çok örnek gördüm. Bir yandan üzülüyorsun ama bir yandan da diyorsun ki zaten bu yolu seçiyorsa başında bunları bilmesi gerekiyordu. Çocuğun bazı başarısızlıklarını da yaşadığımı varsayıyorum. Çünkü o karikatür dönemlerimde, ilk dönemlerde hep bir hevesle başlayıp devamında o batırmaları yaşamam. İnsanların bana o tepkileri, insanların destekten çok köstek olması, hani desteklerini bile istemesen en azından köstek olmayın diyebiliyordun o dönemlerde. Çünkü bir gelişme dönemi var. İşte ne yaparsan yap tam istediğin gibi olamıyor biliyordu. Ya da mesela eskiden kişinin ağzına bakardın toplumun değil. Çünkü yayınlayabileceğim mecra sayısı azdı artık. Şimdiki gibi internet üzerinden çalışmıyordun. O belirli bir kişiler seni beğenmezse bittin. Ve onu yaşıyorsun çok çok. Dergicilikte o süreci görüyorduk böyle. ilkte keriz gibiydim ama mesela. 6 ayda 150 tane karikatür çizmişim. Çok fazla değil ama az da değil. Kasıntı kasıntı dergiye gidiyorum. Diyorum hani çok uzun sürmez ya. Bir köşe verirler falan böyle bir havaya girmişim. Bırak beni dergiye almayı o 150 karikatürden hiçbiri yayınlanmadı. Onun böyle bir mahcubiyetiyle gittiydim. Ama sonrasında gitgide daha da geliştiğimi görünce tabii ki salmadım. O süreçte uzun sürdü. Çünkü ortalama bir karikatürist 2 ila 7 yıl arasında mı ne gelişiyormuş? Düşünsenize o amatör döneminizde neredeyse zaten hiç para yok. 120 lira gibi bir geliriniz oluyor aylık. 4,5 yıldan ele alalım. 4,5 yıl boyunca aylık geliriniz sadece 120 olacak. Buna katlanabilir misiniz? Buna dayanabilir misiniz? Hadi ilk birkaç ay belki de sonraki aylar bunu nasıl kaldırabilirsiniz? Çevrenizin zaten ona göre bir soğuması oluyor size karşı. Şeyi de hatırlıyorum mesela hani daha önce birkaç kere de söylemiştim. O zamanki kız arkadaşım şey diyordu hani bu işin sonu neresi? Başta böyle ağır destekleyen kız bile bir zaman sonra artık desteğini çekmeye başlamıştı. Dedi, diyordu ki bundan bir bok olmayacak herhalde. Zaten öyle ayrıldı. Sonrasında en çok okunanlardan biri olduk ama. Bir dönem. <laughs> o da komik oldu. Neyse. Zaman zaman filmdeki çocuk gibi biz de sinir dolabiliyorduk. Ama ben böyle pes etmedim hiç ya. Belki adamla kavga etmezdim de. Belki ben de o çocuk gibi olabilirdim. Bilmiyorum. Ama ben de o cevheri görmezdi başta. Çünkü baya berbat bir çizerdim. Çok çabalayabilirdim. Bende de öyle bir huy var. Benim de mesela hayatımdaki en beğendiğim özelliğim bu olabilir. Pes etmiyorum. Diyorum ki sıça sıça gelişirim. Ki animasyonda da bunları gördünüz. Baştaki Animasyonların bok gibiydi. Şimdi daha izlenebilir kıvamda tabii ki. Ha tabii ki mükemmel mükemmel değil hala. Sıçıp batırınca eninde sonunda gelişebiliyorsunuz. Sadece eksikleri görmemek gerekiyor. Bir de sanırım baterisi çekti beni. Genel olarak cihazı o kadar meraklı bir insan mıyım? Açar dinlerim arada ama olmasa da olur kafasında bir insanım yani çok da aramam. Ama işin içine işte bateri girince bateri özel ilgi alanım aşırı çekti film beni. Filmi izlerken böyle salak salak hayali baterilerle oynuyordum. Tabii büyük ihtimal başaramam onların yaptıklarını. Çünkü elime bateri almışlığım çok yok ve aldığımda da çok da başarılı bir baterist olmadığımı da biliyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Daha sinema üzerine podcastlerde biraz eğitim almam gerekiyor. Tecrübe kazanmam gerekiyor. Çünkü yer yer çok saçmalayabiliyorum. Siz Böyle bir hocayla çalışmak ister misiniz? Ama biliyorsunuz ki hedefi sizin mükemmelliğe ulaştırmak. Bu psikolojik baskıyı, bu fiziksel şiddeti kaldırabilir misiniz? Ey size soruyorum sevgili takipçilerim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.